Devrimleri kim yapar? Halk mı yoksa aydınlar mı? 1990'larda yani üniversite yıllarında böyle bir münazara konusu vardı. Bilkent Üniversitesi ile ODTÜ Üniversitesi öğrencileri bir münazara yarışmasında bunu tartışmışlardı. Bizim Bilkent tayfası maymunluk yaptığı için münazarayı kaybetmişti. Bilkent tayfası gerizekalı veya bilgisiz değildi. Sadece işi şamataya ve maymunluğa vurmuşlardı. Yoksa o münazara grubundaki 4 öğrenci mezuniyet sonrası Harvard'a, Princeton'a, Binghamton'a doktoraya gittiler. O kadro herhalde şimdi dinliyordur beni. Sakın maymunluk edip yorumlar kısmına bir şey yazmayın, kalbinizi kırarım. Bu kanalın bir ciddiyeti var, ona göre. Neyse artık. Bizim Bilkent tayfası işi maymunluğa vurup münazarayı kaybettiler ancak argümanları bana kalırsa doğruydu. Devrimleri halk yapardı. Daha doğru bir ifadeyle ilk hareketi, ilk ivmeyi halk sağlar, sonraki aşamalarda aydınlar işin içine girerek devrime yön verirlerdi. Yoksa içinde aydınların olmadığı bir halk hareketi basit bir isyandan başka bir şey değildir. Ve otoriter liderler halk isyanından çok da korkmazlar. Başı kesilmiş bir tavuk ne kadar zarar verebilirse, entelektüel önderlik unsurundan yoksun bir halk hareketi de otoriter rejimlere o kadar zarar verebilir. Ancak şu da unutulmasın lütfen. İçinde aydınların yönlendirmesinin olduğu her devrimci hareket başarıya ulaşacak diye bir şey yoktur. Bunun bir örneğini 1905 Rusya'sı yaşadı. Devrimci hareket otoriter çarlık rejimini tuttu, salladı, sarstı ancak yıkamadı. Yıllar sonra Lenin 1905 olayları hakkında 1917 devriminin bir provasıydı der. Haklıdır adam. Neden haklıdırı söyleşinin ileriki bölümlerinde anlatırım. Bu devrimi biraz anlamak için her zaman olduğu gibi bir tarihi arka plana göz atmakta fayda var. Önceki iki bölümde o arka planını biraz anlatmıştım zaten. Devrimi tetikleyen unsurlardan birisi de Rusya'nın emperyalist politikalarıydı. Bu politikalara da biraz bakmakta fayda var. Çünkü olay asıl oradan kopacak gibi. Bizim Ruslar her zaman olduğu gibi 1890'larda ve 1900'lerin başında oldukça faaldir. Emperyalistlerle emperyalist olmuş, elini kolunu uzatabildiği yerlerde emperyalistçilik oynamaktadır. Mesela o dönemde batılı emperyal güçler, İngiltere'den tut da İtalya'sına kadar, hatta Japonya bile Çin'den lime lime parçalar koparmaktadırlar. Ruslar geri kalmak istemezler. Lime lime değil de kocaman, hem de yutamayacağı kadar kocaman bir parça koparmaya çalışmaktadır. Bir taraftan elini bir zamanlar Çin'in koruması altında sayılan Kore'ye atıp Port Arthur Kalesi ile Liaotung Yarımadası'nı kontrol altına almış, diğer taraftan da Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak duran Mançurya'ya kolunu dolamıştı. Avrupa Rusyası'ndan uzak doğuya kesintisiz bir demir yolu hattı henüz yapım aşamasındaydı. Ancak Mançurya'nın kuzeyinde bölgesel bir demir yolu inşa edip Avrupa Rusyası'ndan binlerle askeri, tonlarla mühimmatı bölgeye taşıdı. Belli ki bu durum bu şekliyle devam edecek olursa Çin'den Mançurya'yı koparacak, Rusya'ya katacaktır. E bir dur orada işte diyenler vardır. Özellikle İngilizler korkmaktadır. Kore'ye adım atmış, Mançurya'yı koluna dolamış bir Rusya, İngiltere'nin Çin'deki çıkarlarını da tehdit edebilirdi. Öte yandan Japonya'da endüstrileşmesini yeni bitirmiştir ve büyümekte olan ekonomisi için doğal kaynak ihtiyacını çözmek istemektedir. En kolay hedef de Kore ve Mançurya'dır. Oraları ele geçirmek istemektedir. Ruslar oralardan gitsindir. Rusya'da o dönemlerde yani 1890'ların sonlarında Mançurya'nın yani Çin topraklarının ortasından bir demir yolu geçirmiştir. Böylece Port Arthur ile demir yolu bağlantısı sağlayacak, bölgeyi iyice kontrolü altına alacaktır. Kimse de höst dememektedir, diyememektedir. İngiltere çok uzaktadır. Japonya Rusya ile tek başına başa çıkabilecek durumda değildir. En azından diplomatik olarak bu böyledir. Çünkü İngiltere'ye güvenmemektedir. Japonlar İngilizlerin tarafsız kalacağından emin olsa Rusya'ya dalacaktır. Rusların da durumu aslında o kadar iç açıcı değildir. Çünkü ülke içinde sosyal bir hareketlenme mevcuttur. Ülke hızla endüstrileşmekte, milyonlarca köylü iş bulma umuduyla şehirlere akmaktadır. Ancak buldukları sadece karın tokluğuna çalışma koşullarıdır. Açıkçası çarlık rejiminin temellerinde bir oynama vardır. Rus devlet yetkilileri sosyal patlamadan kurtulmanın ve çarlık rejiminin prestijinin ya da bizim dinci dangalakların sevdiği şekliyle söylersek itibarını arttırmanın yollarını aramaktadırlar. Olayı karikatürize ederek söylemek gerekirse Rus İçişleri Bakanı Vyacheslav Pleh ve dahiyane bir fikirle çıka gelir ve Charlie Nikola'ya ''Aman efendim, ülke içinde dalgalanmanın önüne geçip sarayın itibarını arttırmak için bize küçük bir savaş, büyük bir zafer gerekiyor.'' İşte Rus devlet adamlarının aradığı o küçük savaş ve büyük zafer imkanı Japonlarla yapılacak bir savaşta elde edilebilirdi. Kore'deki krizi tırmandırdıkları anda Japonya ile bir savaş kopabilirdi ancak bilmedikleri bir başka şey de şuydu. Tam da o günlerde yani 1902 yılında
İngiltere ile Japonya arasında gizli bir anlaşma yapıldı. Kabaca söylemek gerekirse Japonya ile Rusya arasındaki bir savaşta İngiltere tarafsız kalacaktı. Japonlar 9 Şubat 1904'te Rusların Transsibirya demiryolunu bitirmesini beklemeden bir gece savaş bile ilan etmeksizin aniden Rusların Port Arthur Kalesi'ne saldırdılar. Siyaset bilimi literatüründe bu savaşa preventive war derler. Yani önleyici savaş. Yani potansiyel düşmanınızın daha da güçlenmesine izin vermeden bir an önce saldırmak. Çok da güzel bir örnektir bu konuya. Güçlenmekte olan rakibin daha da güçlenmesine fırsat vermeden saldırma olayı işte. Ruslar Transsibirya demiryolunu bitirebilirlerse yüz binlerce Rus askerini ve mühimmatı çok büyük bir hızla uzak doğuya yani cepheye sürebilecekler. Japonların da Rusları yenmesi hayal olacak. Dolayısıyla Japonların daha fazla bekleme lüksü yoktu. Bir an önce Ruslara saldırmaları gerekiyordu. Çünkü Japonya Ruslara göre çok daha kısıtlı kaynaklarla savaşıyordu. Ancak savaşa teknik ve taktik açıdan oldukça hazırlıklıydılar. Rus ordularının ise silahlanması yetersiz, eğitimi kötüydü. Buna bir de yeteneksiz generallerin varlığı tüy dikmişti. Savaş yaklaşık olarak 19 ay sürdü. Ruslar 300 bin kişilik ordusundan ölü, yaralı ve tutsak olarak 120 bine yakın askerini yitirdi. Çarlık hükümeti Japonya'yla en azından itibar kaybına yol açan ve kabul edilmesi çok ağır olan bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Port Arthur Limanı ve Sahalin adasının yarısı Japonlara verildi. Ruslar Kore'den ve Mançurya'dan çekildiler. En azından savaş tazminatı vermekten kurtulmuşlardı. Bu da bir şeydi. Ancak Rusların büyük güçler arasındaki prestij kaybı inanılmazdı. Rusya içinde ise Çarlık rejiminin prestij kaybı daha da inanılmazdı. Ne umduk ne bulduk durumu. Çar Nikola daha ilk gençlik günlerinden beri Japonlardan nefret eder, onları sarı maymunlar derdi. Ve sarı maymunlardan çok da iyi bir dayak yemişti. Nikola, ülkede hızlanan devrimci hareketi boğmak için savaştan medet ummuştu. Ancak umduğunun tam tersi oldu. Savaştaki yenilgi ve ağır kayıplar, sosyal çalkalanmayı ve Çarlık hükümetine karşı tepkiyi daha da arttırdı. Ve devrimin kopuş sürecini de hızlandırdı. Yani devrimden kaçayım, halkın gözünde itibarımı arttırayım demişler, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuşlardı. Rus ordularının yenilgisi, Çarlık sisteminin çürümüşlüğünü halkın gözlerinin önüne sermişti. Genel olarak Rus halkı, özel olarak da Rus işçileri, ağır çalışma ve berbat yaşam koşullarından, sömürüden ve ağır politik baskılardan bunalmıştı. Öte yandan köylüler de kulakların, yani büyük toprak sahiplerinin sanki kölesi durumundaydılar. 1900-1903 yılları arasındaki ekonomik bunalım işçi sınıflarının yaşama koşullarını daha da zorlaştırmıştı. Bu yıllarda 3000 kadar büyük ölçekli iş yeri kapatılmış, 100 binden fazla işçi sokağa atılmış, çalışan işçilerin ücretleri de düşmüştü. Fabrika sahipleri işsiz işçileri gösterip çalışan işçilere ister benim verdiğim düşük fiyattan çalışırsınız ya da çeker gidersiniz, yerinize çalışacak adam çok diyordu. Ancak öyle de kolay değildi o işler. Devrimcilerin de büyük katkılarıyla sınıf bilincini yavaş yavaş geliştiren Rus işçiler daha organize hareket etmeyi de öğreniyorlardı. O dönemde grevler çoğalıyor, ekonomik grevlerin yerini siyasal nitelikteki grevler alıyor ve büyük çapta gösteri yürüyüşleri düzenleniyordu. Rus güvenlik güçleri bu büyüyen tehlike karşısında bir şeyler yapmalıydı. Burada da benim sık sık belirttiğim sosyal mühendislik projelerinden birisine başvurdular. Rus işçi sınıfının devrimciliğe kaymasını önlemek için işçi sınıfının taleplerini sulandırma yoluna gittiler. İşçi sınıfının mücadelesinin devlet eliyle sulandırılması olayı şöyle oldu. Tamam, 1900'lerin başında Rus devleti baştan aşağı çürüktür falan diyorum da sakın zannetmeyin ki Rus devleti ölmüştür, bitmiştir. Rusya her zaman kaliteli devlet memurları, devlet adamları bulur. Bunlardan birisi de Sergey Zubatov adındaki son derece ilginç, yaratıcı ve hayal gücü oldukça yüksek bir polis şefidir. Bu Zubatov 1863 Moskova doğumlu. Daha küçük yaşlarından itibaren entelektüel merakları olan birisidir ve gençliğinde bir ara radikal sol hareketlere ilgi duymuş. Ama insanoğlu değişik bir tür yaratık. Çok radikal dönüşümler yaşayabiliyor. 1881'den itibaren aşırı çar yanlısı bir tutum takınmaya başladı. Ve istihbarat servisi Ohrana'ya muhbir olarak girdi. Ve oradan hop emniyete geçer, ancak orada da durmaz, çok büyük bir hızla Ohrana içinde basamakları tırmanarak Ohrana'nın Moskova bölge şefi olur. 1898 yılında da bir memorandum yazarak Rus işçi sınıfına yönelik iyileştirici kimi düzenlemeler yapılmasını ve işçilerin sosyalist ajitasyonlara karşı korunmasını önerir. Çarlık devleti işçiler ve kapitalistler arasında arabulucu olmalı, ne kapitalistleri ne de işçileri kaybetmelidir. Zubatov'un önerileri Moskova'daki etkili yöneticiler arasında taraftar bulur. Ancak başkent Petersburg'dur ve başkentteki yöneticiler pek de ilgi göstermezler. Fakat gene de hele sen bir işe başla, devamı gelirse bir bakarız derler gönülsüzce.
Elemanımız büyük bir hızla 3 tane sendika kurar. Bunlara sarı sendika diyelim. Bu sarı sendikalara işçileri üye yapar ve o işçilerin çalıştığı fabrikalara gider, sahiplerini bulur. Zorla, tehditle, şantajla, artık işte bir şekilde patronlardan işçiler için bazı tavizler koparar. Burada şunun altını çizmemiz lazım. İşçiler ve patronlar bu adamın umurunda bile değildir. Zubatov için önemli olan Çarlık rejimidir. Çarlık rejiminin hayatta kalmasıdır. Ancak Zubatov'dan rahatsız olan patronlar da sahipsiz değildir elbette. Giderler, Petersburg'daki etkili ve yerlere başvururlar. Yahu bu adam bize şantaj yapıyor, paramızı alıp işçilere veriyor diye şikayet ederler. Fakat Çarlık otoriteleri Zubatov'un sendikalarına üye olan işçilerin sosyalist ajitasyona papuç bırakmadığını gördükleri için ve Çarlık rejimini de savunduğuna şahit oldukları için patronlara siz hele bir durun derler. Belki Zubatov efendi çalışmalarında başarılı olursa devrim tehlikesi bertaraf edilebilir diye de eklerler. Tabii ki Zubatov kendi sarı sendikalarına üye olan işçilere daha iyi maddi koşullar sağlamakla kalmıyordu. Bu işçileri Çarlık rejimi adına eğitimden de geçiriyor, beyinlerini yıkıyordu. Tabii ki Zubatov'un kendi alt kadroları da vardı. Bu eğitim işini onlar işçi kılığına girerek yapıyorlardı. Zubatov'un bu projesine polis sosyalizm adı verildi. Kim verdi bilmiyorum ama öyle anılır oldu. Ve galiba proje başarılı olmuşa benziyordu sanki. Mesela 1902 yılında Sarı Sendika'ya bağlı 50 bin işçi son derece düzgün, disiplinli ve barışçı bir şekilde bir anma törenine katılmış ve olay çıkarmadan dağılmışlardı. O zamana kadar görülmüş bir şey değildi. Petersburg'daki kodamanlar "Oo, bravo" dediler. "Süper iş çıkardın, aferin sana Zubatov" diye de eklediler. Ancak olay bir yerde patladı. 1903 yılında, yani devrimden tam 2 yıl önce Odessa'da genel grev düzenlendiğinde sarı sendikalar da bu greve katıldılar. Hatta grevin önderliğini de ele geçirdiler. Zubatov'u övüp göklere çıkaran aynı yetkililer "Hay Allah belanı versin senin" deyip bu sefer Zubatov'u görevden aldılar. Hatta öyle ki Petersburg veya Moskova bölgesinde yaşamasını da yasakladılar. "Defol git, nereye gidersen git ama gözümüze görünme" dediler. Zubatov da erken emekliliğini isteyip Sibirya'da bir yerlerde devletten aldığı küçük bir maaşla yaşamaya başladı. Böylece Ohrana ve Emniyet Teşkilatı kendi içindeki en iyi, en yetenekli, en becerikli adamı ellerinden kaçırmış oldular. Kolay mı? Ruslar da aynı Türkler gibi adam harcama konusunda üstün yetenekli bir millettir. Rus yetkililer adamı harcamışlardır da kısa bir süre sonra işçilerin gitgide daha fazla bir oranda devrimci harekete kaydığını ve kontrolü kaybettiklerini görünce Zubatov'u geri çağırdılar. Zaten büyük bir hayal kırıklığına uğramış olan Zubatov, "Alın sarı sendikanızı da, işçilerinizi de, kapitalistlerinizi de, ne yaparsanız yapın" dedi ve teklifi reddetti. Petersburg'un o siyasi lağım çukuruna bir daha girmeye niyeti yoktu. 1917 yılının Mart ayında, Çar'ın tahtı bıraktığı ve Cumhuriyet ilan edildiği haberini alınca tabancasını aldı ve kafasına sıktı. Canı cehennemeydi bütün dünyanın. Zubatov'dan nenik yiyen Emniyet Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı, tabii en başta da odun kafalı keltoş İçişleri Bakanı Vyacheslav Blehve onun yerini alabilecek bir alternatif aradılar. Ve bula bula Ortodoks bir papaz olan Grigory Gapon'u buldular. Bu Gapon efendi ağzı iyi laf yapan, etkileyici bir hitabet gücü olan, biraz da sağı solu oynayan kıprak bir karakterdi. Vaktiyle 12 yaşındaki bir kızı kirletmiş diye hakkında söylentiler de var. Cazibesi yüksek bir kişiliği var. Yavrular böyle tipler için magnetic personality derler. Yakışıklıymış. Gerçi şu resmine bakın bakalım nasıl yakışıklıymış bu. Bunun yanında ben bile Brad Pitt gibiyim. Ha bu arada tabii ki zeki bir adammış. Gerçi güzel konuşan adamı genelde zeki diye tasvir ederler de bu kanalda güzel güzel konuşan nice liderler anlattım size. Hemen hemen hepsi de batırdı. Memleketlerini de kendilerini de. Gapon Efendi ilk başlarda son derece humanist bir tavır sergiliyormuş. Çok mütevazi bir kişilikmiş. Ancak anlatılana göre sendikalar içindeki gücünü, etkisini, popülaritesini arttırdıkça birazcık kafayı oynatmış. Katil birisi olduğunu söylemiyorum tabii ki. Ancak devrimin ikinci ve de en şiddetli sayfasını halt ederek açtığını düşünürsek keşke hiç humanist olmayaydı dedirtiyor bu adam. Bu Gapon'a devletin verdiği görev polis sosyalizmini canlandırması ve işçileri Çar'ın sadık tebaası haline getirmesiydi. Ya da hiç değilse sosyalist ajitasyona bir nebze de olsa engel olmasıydı. Yani anlayacağınız Gapon bir polis ajanıydı. Ancak unutulmasın, bu poliste çalışan ajan mevzuları çok derindir, çok karmaşıktır. İlişkiler ağı çelişkilerle doludur. Lafı şuraya getireceğim. Bu Gapon devletin adamıdır falandır filandır da acaba gerçekten tam da öyle midir? Kendi planını, kendi projesini devletin kendisine sağladığı olanaklarla gerçekleştirmek mi istemektedir? Ya da işçi hareketi içindeki gücü arttıkça kendini bir halt sanmaya başlamış ve zıvanadan mı çıkmıştır? Hepsi bir soru işareti.
Bu Gapon bir polis ajanı olarak işe Çar'ın sadık işçileri projesiyle başladıysa da istemeden bir halt etmiş, yani kazayla 1905 devriminin patlamasına sebep olmuştur. Ha tabii ki o devrim mevcut koşullar altında patlayacaktı zaten ama fitili ateşleyen Gapon oldu. Bilerek mi ateşledi o fitili? Tabii ki hayır. Gücüne ve etkisine çok fazla güvendiğinden, patlamaz canım ya ne olacak ki diyerek saatli bombayı fazla kurcalamasından dolayı patladı. Nasıl yani diyerek kaşlarını kaldıracak olanlar için hemen mevzuya geçeyim. Aralık 1904 yılı gibi Rusya'nın ve belki de dünyanın en büyük demirçilik üreticilerinden Putilov'un Petersburg'daki bir fabrikasında çalışan 5-6 kadar işçi sendikalı oldukları için işten atıldılar. Bunun üzerine işten atılan işçilerle dayanışma adı altında Petersburg'daki işçiler bir grev düzenlediler. Neredeyse 150 bin kadar işçi greve katılmıştı. Şehirde ulaşım, elektrik, su, posta hizmetleri durdu. Aslında hayat durdu. Dile kolay 150 bin işçi işi bıraktı yahu. İşin tuhafı bu işten atılan 5-6 işçi aslında Peder Gapon'un liderliğini yaptığı sendikadan atılmış, çarlık taraftarı, dindar, muhafazakar, hatta gerici denebilecek işçilerdi. Tam olarak hangi sebepten atıldılar benim için muamma. Ancak gelişen olaylar işçilerin dayanışmasını göstermek açısından oldukça önemli. Rusya'da işçi dayanışması oluyorsa artık orada bir işçi sınıfı vardır. Her işçi aslında işçi sınıfının bir üyesi değildir. Şayet bir işçi kendi sınıfının çıkarlarını gözetmiyorsa, kendi sınıfının maddi imkanlarını daha da iyileştirmek için dayanışma içine girmiyorsa, aslında gözü işçilikte değil de avantadaysa, bir şekilde bir yerden bir voli vurmak ve sınıf atlamakta ise, pardon da o kişi işçi değil başka bir şeydir. O şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama işçi olmadığını biliyorum. Lenin ve onun Bolşevik arkadaşları iktidarı ele geçirmeyi hedeflemeyen bir işçinin gerçek bir işçi olmadığını iddia eder. Lenin oldukça değişik bir boyutta düşünüyor ve hareket ediyor. Herhalde Lenin'le aynı dönemde yaşasaydık bana dönek Kauskici falan der taşlatırdı. Ya da Burjuva lan bu der öldürtürdü herhalde. Ancak şimdi siz söyleyin bakalım. Sınıf bilinci olmayan, sendikalaşmanın engellenmesine itiraz etmeyen, hatta sigortasız çalışmaya itiraz etmeyen birisi, isterse 40 yıl fabrikada çalışmış olsun, ona işçi denebilir mi? Ona olsa olsa şaşkın ördek denir, dangalak denir, ahmak ködük denir ama işçi denmez. Zaman zaman anlı şanlı profesör olmuş hocalarımızdan işçi sınıfı üzerine inciler okuyorum ve gülüyorum. Türkiye'de gerçekten kaç tane işçi vardır ki? İşte birkaç ay önceki kara kış soğuklarında zorla, can emniyeti olmadan çalıştırılan motorlu kuryelerin haberine illaki rast gelmişsinizdir. Kaç tanesi bu duruma itiraz edip grev yaptı? İşte her sene Türkiye'de önlenebilir iş kazalarında bilmem kaç yüz veya kaç bin işçi ölüyor. Nerede gördünüz bu ölümüne çalıştırılmaya karşı bir işçi direnişi? Direnişten de kavga, gürültü, isyanı falan anlamayın. Hakkını aramak isyan değildir. Hakkını savunmak terör, anarşi hiç değildir. Hakkını savunmak insan olmanın koşullarından biridir. Ve 1905 yılının Ocak ayındaki o kopan grev dalgasına bakıldığında evet Rusya'da bir işçi sınıfı yeşermektedir artık. Tam da o günlerde büyük Rus devlet adamı Kont Witt de Amerikan Büyükelçisiyle özel bir görüşme yapmıştı. Ülkede durum gergin ancak korkulacak bir şey yok. Devrim tehlikesi biz Ruslara çok uzak diyordu. Halbuki Çar'ın belki de bütün bir Rus tarihinin en yetkin, en başarılı devlet adamlarından birisiydi. Böyle bir hatayı nasıl yapmıştı anlaşılır gibi değil. Artık Amerikalı Büyükelçiye böbürleniyor muydu neydi? O kadarını bilemeyeceğim. Ancak Witt de gerçeklerin çok uzağında yaşıyordu. Dediğine göre sadece eğitimli sınıflar ve şehirli işçilerde biraz hoşnutsuzluk varmış. Yoksa nüfusun %80'ini oluşturan köylüler hepten barışçıl bir hayat sürüyormuş. Hiçbir sıkıntıları yokmuş. Çar'a da son derece sadıklarmış. Devrimci ajitasyonun en uzağındaki sosyal grup köylülermiş. Bütün bu kaynaşmalar 3-5 liberalin işgüzarlığındanmış. Sadece Witt'te değil, Çar'ın çevresindeki pek çok devlet adamı benzer düşüncelere sahipti. Benim anlamadığım bunlar acaba hiç mi istihbarat raporlarını okumuyorlardı? Bütün bir memleket patlamaya hazır bomba gibiydi. Şu bitmek bilmeyen Japon savaşı bir an önce bitirilsin, kaybedersek de kaybedelim canım diyen insanların sayısı öylesine büyük bir hızla artıyordu ki imparatorluğun batı sınırlarındaki askeri garnizonlarda bile askerler homurdanmalara başlamışlardı. Keyfi bir şekilde işten atılan 5-6 işçinin hakkını savunmak adına Ocak ayı başı gibi grev dalgası başladı. Bizim Gapon Efendi, işçi sınıfının grev dalgası ile birlikte militan bir havaya girdiğini görünce polisin ve istihbaratın bir piyonu olduğunu unutup bağımsız bir aktör gibi davranmaya başladı. Ondan istenen işçileri koyunlaştırmasıydı. O ise büyük bir ihtimalle işçiler arasındaki tabanını kaybetmemek adına daha radikal solcu grupların meydan okumalarına karşılık vermek zorunda hissetti kendisini. Veya megalomanik bir manyaklığa da kapılmış olabilir. Neyse ne artık. Gapon Efendi işçi grevlerini desteklemeye,
Hatta radikal siyasi değişimler konusunda bir talepler listesi hazırlamaya da başladı. Yani devletin kendisine emanet ettiği Sarı Sendikayı bir çeşit siyasi aktör haline getirmeye başladı. Siyasi aktör olmak kolay iş değildir ve zaten de yapamayacaktır. Ancak Gapon oynayacağı aptalca ve uğursuz rolü de oynamadan sahneden çekilmeyecektir. O rol de şudur. 1905 yılının 9 Ocak Pazar günü için büyük bir işçi yürüyüşü hazırlığına girişti. Çar Hazretlerinin kapısına uslu ve sadık köleler gibi gidecekler ve Çar Hazretlerine bir talepler listesi sunacaklar. "Ağam sen büyüksün, senin elin tutulmaz, bize yardım et." babında yalvarıp yakaracaklardı. Yürüyüşten bir süre önce işçileri yürüyüşe katılmaya ikna etmek için sadece bir günde 50 değişik yerde kürsüye çıkıp kısa kısa konuşmalar yaptı. Adamda enerjinin haddi hesabı yok. Bu yaptığı konuşmaların genel özeti şuydu. Çar Efendimiz aslında çok iyi bir insan ama çevresi kötü. Ona işçilerin içinde bulunduğu acıklı hali anlatmıyorlar. Çar Efendimiz de bilmiyor tabii. Ah bir bilse işçi kardeşlerimizin ne kadar kötü durumda olduklarını muhakkak Çar Efendimiz bir şeyler yapacaktır. Genelde bunları söylüyor elemanımız. Ya da ajanımız. Bazen arada sivri dilli bir işçi çıkıp ya Çar Hazretleri bizi dinlemek istemezse diyerek Gapon'u sıkıştırdığında Gapon Efendi o zaman Çar'ı def ederiz cevabını veriyordu. Yıllar, 10 yıllar önce Apo'nun PKK'yı devlet eliyle kurduğu, devletin kontrolünde bir hareket kurmak için devletin istihbaratı tarafından görevlendirildiği ama örgütün kontrolden çıktığı söylenirdi. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmem. İstihbaratçı değilim, komplo teorilerine de karnım tok. Bu işin aslı astır ancak 100 veya 200 yıl sonra yüce devletimiz lütfeder de arşivlerini açarsa anlaşılır. Gapon'a gelirsek, o da bizim İmralı Bülbülü Apo Efendi gibi kontrolden çıkmışa benziyor. Maaşını veren efendilerini son kertede kendi ihtirasları söz konusu olunca devreden çıkarmayı düşünebiliyor. Her zaman diyorum, ağzı laf yapıyor diye manyaklara, aşağılık kompleksiyle kıvranan hadsizlere koltuk verirsen ya ülkeyi batırır ya sendikayı. Diploma önemli. Peki bizim Bolşevik ve Menşevik yoldaşlar ne yaptı? Gapon'un düzenlediği bu yürüyüşe katılmayı reddettiler. Daha radikal işçiler Gapon'un niyetlerinden şüphe ediyor. Ayrıca polis ajanı mı lan bu diye kendi aralarında dedikodu yapıyorlardı. Ancak bunu da ispat edecek hiçbir kanıtları yoktu. Bizim Bolşevikler ve Menşevikler Gapon'un yürüyüşüne katılmadılar. Çünkü talepler listesinde yeteri kadar siyasi istekler yoktu. Öyle diyorlardı. Gapon Efendi de bu arada boş durmuyor. Emniyetteki ve istihbarattaki patronlarına garanti üstüne garanti veriyordu. Yürüyüş olaysız geçecek, siz endişelenmeyin diyordu. Ama yetkililer binlerce insanın katıldığı bir yürüyüşün zıvanadan çıkabileceğinden endişe ediyorlar. Ayrıca araya sızmış bazı radikal eylemcilerin provokasyon yaparak işçileri şiddete yöneltebileceğinden de korkuyorlar. Ancak korkmak ve endişe etmek için artık çok geçtir. Çünkü 9 Ocak Pazar günü minimum 50 bin, maksimum 100 bin işçi yürüyüşün başlayacağı noktalara geldiler. Herkes bayramlıklarını giymiş, Çar Efendi'yi ziyaret edip kendisiyle konuşacaklarını hayal ediyor. Herkes dediysek işte saf olan herkes. Yoksa kurnazlar ve tecrübeliler bu yürüyüşten bir şey çıkmayacağını tabii ki biliyordu. Ne yazık ki o saf olanların arasında bir hayli de kadın ve çocuk da vardı. Bunlar da bayrama gider gibi gelmişlerdi. Yürüyüş başlamadan önce kurban kestiler mi bilmiyorum. Ama bayağı bir dua etmişler. İnsanlar ellerine ikonlar ve Çar'ın portrelerini aldılar. Tanrı Çar'ı korusun diye ilahi söyleye söyleye Çar'ın kışlık sarayına doğru yürüyüşe geçtiler. Çar Hazretlerine taleplerini bildiren listeyi sunacaklardı. Siz bakmayın Menşeviklerin ve Bolşeviklerin zırlanmalarına. Gapon'un hazırladığı listeye kabaca bir bakacak olursak son derece ılımlı bir dilde yazılmış ancak oldukça radikal siyasi talepler içeren bir listeydi bu. Mesela bu serinin ilk iki bölümünü dinleyenler hatırlayacaktır. Bizim Çar Nikola, ölümünü otokrasi savunucusu bir adamdır. Meclisten, anayasadan nefret eder, meclisimiz olsun, bir anayasamız olsun diyecek adamı herkesin ortasında boğmak isteyecek kadar kinlenebilirdi. Peki bu Gapon Efendi listenin en başına hangi talebi koymuş? Gelin bir bakalım. Adam kurucu bir meclisimiz olsun demiş. Bu kurucu meclisin üyelerini de genel oy hakkıyla halk seçsin demiş. Yani kadınlar da oy kullansın demiş. O dönemde kadınların oy hakkı demokrasinin beşiği İngiltere'de bile yoktu sanırım. Kanunlar önünde herkes eşit olsun demiş. Aile maraba mahkemede aynı muameleyi görsün istemiş. Bunlar Menşevikler ve Bolşevikler için yetersiz siyasi talepler oluyor. Gerçi onları devrimden aşağısı kesmeyeceği için işçi diktatörlüğünden başka bir rejimi, mesela demokrasiyi adamdan saymadıkları için tepkileri normal. Bizim Gapon ayrıca işçiler için 8 saat mesai olsun demiş. Düşünün o dönemde işçiler günde 16 saat hayvanlar gibi çalıştırılıyorlardı.
Bizim köylülerin bir lafı vardır. Sizin köylüler de söylüyor mu bilmiyorum. Domuzdan kıl koparsan kâr derler. Yani işçilerin 8 saat çalışma hakkını elde etmesi bile çok büyük bir kâr o günler için. Her ne kadar Gapon Efendi, çara sağdığız, sosyalizmden nefret ediyoruz dese de o talepler listesi devletin ajanının zıvanadan çıktığının göstergesiydi. Böyle talep mi olurdu? Çarlık otoriteleri yürüyüşün gerçekleştirileceği gün civar bölgelerden takviye askerler getirdiler. Şehrin çeşitli yerlerine konuşlandırdılar. Çarın sadık askerleri olan Kazak süvarileri de ellerinde kemiğe kadar işleyen kamçıları, bellerinde bir darbeyle insanı ikiye bölebilecek kılıçları ile yerlerini aldılar. Yetkililer Gapon'un ve işçilerin Çarlı görüşmek istediklerini ve de taleplerini biliyorlardı tabii ki. Ama ne Gapon'la görüşmek ne de taleplerini dinlemek niyetindeydiler. Çar'ın herhangi bir şekilde kan dökülmesini amaçladığına, işçileri ve başlarındaki Gapon'u ezip yok etmek istediğine dair bir veri veya bilgi yok. Ama kesinlikle görüşmenin olmayacağına dair kararları var. Ha tabii ki Çar ve adamları şiddet istemiyorlardıysa da, şiddetin kopmasını kaçınılmaz kılmışlardı da. İşçilerin yürüyüşüne izin vermeyeceklerdi. Şimdi oraya toplanmış o kadar bir insan, siz yürümeyeceksiniz demek, sizin taleplerinizi dinlemiyoruz demek, çatışmayı, şiddeti illaki kaçınılmaz kılıyordu. Öte yandan bu yürüyüşü nasıl durduracaklarını da bilmiyorlardı. Yani ellerinde bir harekat planı yoktu. Şehrin şu noktalarını tutalım, buraya kimseyi bırakmayalım diyerek önlerine bir şehir haritası alıp çalışmamışlardı bile. Yürüyüş başlayıp da işçiler şehir merkezine yaklaştıkça bazı askerler işçilere geri dönmelerini söylediler. Ancak binlerce insanın hadi duruyoruz, hatta geri gidiyoruz deme şansları da yoktu. O akan kalabalığın içinde durmak, gerisin geri dönmek mümkün değildi. Öyle yapacak birisi kesinlikle ezilirdi. Sonuçta şehrin meydanlarından birinde askerler ateş açmaya başladılar. Emri kim verdi hala bilinmiyor. Ama asıl katliam Çar'ın Kışlık Sarayı'na bakan meydanında oldu. Wikipedia'nın İngilizce sayfasına göre 200 ile 1000 arası insanın öldüğü söyleniyor. Bizim solcu abilerin 1980'lerde hazırladığı devrimler ve karşı devrimler ansiklopedisine de baktım. Orada 1000'den fazla insanın katledildiği söyleniyor. Elimdeki kitabın yazarı Abraham Archer'a göre ise 130 kişi öldürüldü, 299 kişi de yaralandı. Bu Abraham Archer'ın 1905 devrimine dair ciltler dolusu kitabı var. Artık size kalmış kaç kişi öldü. Seçin, beğenin, alın. Gapon Efendi o kurşun yağmurundan yanındakilerin yardımıyla kurtuldu. Hatta çevresindeki birkaç kişi de vurulmuştu. Birkaç gün arkadaşlarının evinde saklandıktan sonra Avrupa'ya kaçtı. Lenin de dahil olmak üzere sürgündeki sosyalist liderlerle görüştü. Fransız solcu siyasetçilerle bir araya geldi. 1905 Aralık ayı gibi yeniden Rusya'ya kaçak yollardan girdi ve Ohrana ile yeniden bağlantıya geçti. Ne olur beni işe geri alın diye yalvardım acaba bilmiyorum. Ancak polis ajanı olduğu ve kimi sosyalist aktivistleri polis ajanı yapmaya çalıştığı anlaşılınca Petersburg dışında bir göl kenarındaki saklandığı evde sosyalist devrimciler tarafından asılarak öldürüldü. Cesedi de bir ay sonra bulundu. Sağı solu çok fazla oynuyordu. Bir daha oynamasındı. Başka polis ajanlarına da ders olsundu.